Benim için bugünün anlamı 108 yıldır inkar politikasına tepki olarak burada bulunuyorum. Kendi soydaşlarımla, kendi milletimle, kendi halkımla acımı paylaşmaya geldim. Ben sadece bugün değil, 2000 yılından beri imkanlar dahilinde bu hastalıktan ziyade onun haricinde her yıl 24 Nisan'da gelirim buradaki vatandaşlarımla, buradaki ırktaşlarımla, buradaki halkımla acılarımı paylaşırım. Batı Ermenistan şimdilik yani Batı Ermenistan'ın söylemi benim için ifade edilen, ben zaten Batı Ermenistanlıyım. Yani bunu tarihine girecek olursak işin içinde çıkamayız. Yani 1921'den alıp ne bileyim Almanların, İngilizlerin yapmış olduğu birinci dünya paylaşımından, birinci dünya savaşı değil, birinci dünya paylaşımından ve sonra gelişen bir olguda soykırıma uğratılan Ermeni halkı bugüne kadar bir inkar politikasıyla sürecini devam ettiriyor. Ben zaten şu an Adıyaman'da Ermeniler Dernek Başkanıyım. O kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü soykırım dediğin zaman sadece fiziksel olarak insanların yok edilmesi değil. Malıyla, mülküyle, yaşamıyla, eviyle, kilisesiyle, okuluyla yok edilmiş bir halkın çocuğuyum. Yani bu kültürü ancak geçmişlerimizde araştırarak yaşanan kültürlerimizi yaşlılarımızdan kültür yaşayabilmek için kültürü yani hayatı yaşamak lazım ki kültürü içinde bulabilesin. Türk ve Kürt halklarının ne düşündüğünü benim burada izah edebilmem mümkün değil. O onların sorunu. Onların duyarlılık sorunu. Aydın olma sorunu. Türk aydını, Kürt aydını, Ermeni aydını denen bir şey yok. Aydın aydındır yani halkının içinde, bağrında, beyninde, kalbinde ne geçiyorsa ancak onunla aydın olabilir. Eğer insanlar insanlığın yaşayabilmesi için, insanlığın aydınlanabilmesi için eğer mücadele veriyorsa aydındır. Yani bir Kürt'ün aydını, Türk'ün aydını, Laz'ın aydını, Çerkez'in, Alman'ın aydını olmaz. Duyarlı kesimler var ama topyekün değil. Duyarlı kesimler var. Yani soykırım inancı olan birçok aydın insanlarımız var. Ama bunu halka indirgediğimiz zaman belirleyici değildir. Türk ve Kürt halkında sorun yok. Halklarda sorun yok. Sistemde sorun var. Yani halklar hepsi kardeştir. Halklar birbirlerini anlarlar. Ben 6 Şubat depremini gördüm. Ve ben giderken Maraş ilçelerine, Adıyaman'ın ilçelerine, Adıyaman'a da gittim. Ben orada Adıyaman'ın deprem yardımına gelen Çanakkale'liyi de gördüm. Samsunlu'yu da gördüm. Trabzonlu'yu da gördüm. Artvinli'yi de gördüm. Eskişehirli'yi de gördüm. İzmirli. Yani Türkiye'nin tüm toplumunda, tüm illerinde, ilçelerinde insanlar gördüm. Hepsi gelmiş. Can hıraç. Kendi evi yıkılmış gibi, kendi kardeşi orada deprem altında kalmış gibi uğraşıyorlardı. Meselelere de halklar nazdinde bakıldığında halklar her zaman duyarlıdır. Ama sistemler belirleyici olduğu için nihayetinde egemen sistem inkar politikasında da dayatıyor. Bu halkın suçu değil yani.